Ayak, bacak ve ayak bileği şişmesi, vücudun bu kısımlarında sıvı birikimi anlamına gelen periferik ödem olarak adlandırılır. Sıvı birikmesi, yaralanma nedeniyle olmadıkça genellikle acı verici değildir. Şişlik, yer çekiminin etkisiyle vücudun alt bölgelerinde daha belirgin olma eğilimindedir. Ayak şişmesi nedir? Yaşlı erişkinlerde ayak, bacak ve ayak bileği şişmesi sık olarak gözlenen bir durumdur. Şişme, vücudun her iki tarafında veya sadece bir tarafta meydana gelebilir. Alt gövdede bazen sadece ayaklar etkilenirken, bazen de ayak bilekleri ve bacaklar gibi çoklu alanlar etkilenebilir. Ayak, bacak veya ayak bileği şişmesi genellikle ciddi bir sağlık riski oluşturmazken, bir doktora ne zaman başvurulması gerektiğini bilmek önemlidir. Şişlik bazen hemen tedavi edilmesi gereken, daha ciddi altta yatan bir sağlık sorununun göstergesi olabilir. Ayak şişmesi neden olur? Bacak, ayak bileği ve ayak şişmesi nedenleri birçok tıbbi duruma bağlı olarak ortaya çıkabilir. Çoğu durumda şişme, aşağıdaki gibi bazı yaşam tarzı etmenlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Aşırı kilolu olmak, aşırı vücut kitle indeksine sahip olanlarda kan dolaşımı azalabilir, bu da ayaklarda, bacaklarda ve ayak bileklerinde sıvının birikmesine neden olabilir. Çok uzun süre oturmak ya da ayakta kalmak, kaslar uzun süre hareketsiz kaldığında, vücut sıvılarını kalbe doğru geri pompalayamazlar. Bu gibi durumlarda su ve kanın tutulması bacaklarda şişmeye neden olabilir. Bunlar haricinde, aşağıda belirtilenler bazı ilaçları almak ayak, bacak ve ayak bileği şişmesine neden olabilir. Steroidler. Östrojen veya testosteron. Trisiklikler ve monoamin oksidaz inhibitörleri, MAO, dahil olmak üzere bazı antidepresanlar. İbuprofen ve aspirin dahil olmak üzere steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar, SAID'ler. Bu tür ilaçlar kanın akışkanlığını azaltarak kan dolaşımını etkileyebilir ve bacaklarda şişmeye neden olabilir. İlacınızın alt ekstremitelerinizde şişmeye neden olduğundan şüpheleniyorsanız, doktorunuzla konuşmayı unutmayın. Doktorunuza danışana kadar ilacınızı almaya devam edin. Ayak, bacak ve ayak bileği şişmesinin diğer olası nedenleri arasında aşağıdakiler gibi bazı tıbbi durumlar veya vücut değişiklikleri yer almaktadır. Doğal hormonal değişiklikler, dalgalanan östrojen ve progesteron seviyeleri bacaklarda dolaşımın azalmasına ve bunun sonucunda şişmeye neden olabilir. Hormon seviyelerindeki bu değişiklikler hamilelik sırasında ve adet döngüsünde ortaya çıkabilir. Bacakta bir kan pıhtısı bulunması. Kan pıhtısı, kanın katılaşması sonucu oluşan bir birikimdir. Bir kan pıhtısı bacağın damarlarında bulunduğunda, kan akışına zarar vererek şişmeye ve daha birçok tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Yaralanma veya enfeksiyon, ayağı, bacağı veya bileği etkileyen bir yaralanma veya enfeksiyon bu bölgeye giden kan akışında artışa neden olur. Bunun sonucunda şişme oluşur. Damar yetersizliği, bu durum damarlar kanı yeterince pompalayamadığında ve kanın bacaklarda birikmesi sonucunda oluşur. Ayak şişmesi nasıl geçer? Evde ayak, bacak ve ayak bileği şişmesinin tedavisi için uygulayabileceğiniz bir takım yöntemler bulunmaktadır. Bacakları yükseltme. Uzandığınız zaman bacakların kalbinizin hizasından daha yüksekte olmasına özen gösterin. Bunu yapmak için bacaklarınızın altına bir yastık yerleştirebilirsiniz. Hareket etme, sürekli olarak aktif kalın ve bacakları germeye, hareket ettirmeye odaklanın. Tuz tüketmeme, bacaklarınızda birikebilecek sıvı miktarını azaltmak için tuz tüketiminizi azaltın. Uygun kıyafetler seçme, uyluklarının etrafına lartiyer veya başka tür kısıtlayıcı giysiler giymekten kaçının. Kilo kontrolü sağlama, sağlıklı bir vücut ağırlığını koruyun. Yardımcı malzemeler kullanma, destek çorapları veya kompresyon çorapları kullanın. Hareketsizlikten kaçınma. Özellikle saatlerce oturuyorsanız veya ayakta duruyorsanız saatte en az bir kez ayağa kalkın veya hareket edin.